Doğa ve kimya ünitesinde konu pekiştirme 2 testine geldik. Konu pekiştirme 1'deki gibi sorular var. Bilgi basamağında sorular. Zorlanacağını düşünmüyorum işin açığı. Bakalım sorulara. Şimdi birinci soruda yukarıdaki iyonlardan hangileri sert suların yapısında bulunur denilmiş. Şimdi sert su deyince magnezyum ve kalsiyum direkt olarak aklıma geliyor ama bikarbonatı düşünemeyebilirsin ama bikarbonat iyonları da sert suların yapısında bulunur. Çünkü bunlar bikarbonat ya da karbonatları halinde çökecektir. Yani ortamda karbonat da var. Bikarbonat iyonu da vardır. Dolayısıyla bu iyonların her ikisi de yine sert sularda bulunacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. İkinci soruda suyun canlılar için önemiyle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi yiyeceklerin sindirmesini sağlar, vücut ısısını düzenler ve vücut içi reaksiyonlarda görev alır. İyi bir çözücüdür çünkü bunların hepsi doğru olduğundan doğru cevabımız E seçeneği olur. Dünyadaki su kaynakları ile ilgili doğruya tik, yanlışa çarpı işareti koyarsak nasıl olur sıralamamız demiş. %3'ü tatlı sudur. %97'si tuzlu suysa %3'ü tatlı sudur. Doğru. Tatlı suların çoğu göllerde bulunur. Yanlış. Tatlı suların çoğu buzullarda bulunur. Çarpı işareti olacak. Tuzlu su canlıların kullanımı için uygun değildir ifadesi doğrudur. Çünkü biz tuzlu suyu kullanamıyoruz. Direkt olarak tatlı sulara kullanabiliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Sert sularla ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Yapısında magnezyum 2 artı ve kalsiyum 2 artı iyonlarını içeren sular sert sulardır. Suyun lezzetini azaltırlar. Sert sularda sabun iyi köpürmez. Bunların hepsi doğrudur sert sular için. Sağlık açısından bir zararları yoktur sert suların. Çünkü içerisinde kalsiyum 2 artı iyonu kemik yapısına, magnezyum 2 artıysa kasların kasılması için gerekli minerallerden bir tanesidir. Bizim için sağlık açısından bir sıkıntısı yoktur bunların. Su borularında kireçlenmeye neden olurlar. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Hangi gaz sera gazı değildir? Şimdi azot dioksit gazı sera gazıdır. Karbondioksit de aynı şekilde sera gazıdır. Metan gazı zaten karbondioksitle beraber en çok etkilen gazlardan biri. Oksijen doğal olarak atmosferde bulunan gazlardan bir tanesi. Ozon gazı da derişimi belli bir derin üzerine çıkarsa sera etkisi yaratır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki gazlardan hangileri hava kirletici gazlar arasında yer alır? Azot oksitler hava kirletirler. Karbondioksit de öyle, kükürt oksitler de öyle. Bunların hepsi asit yağmuruna sebep olurlar aynı zamanda. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Hangisi toprak kirliliğine neden olmaz denilmiş. Deterjanlar toprak kirliliğine sebep olur. Hayvan gübresi dediğim zaman doğal gübreyi anlayacağım. Dolayısıyla bunlar toprağı kirletmezler. Organik sıvılar, ağır metaller ve piller toprağı kirleten diğer etmenlerdir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Pillerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Piller çöpe atılmamalıdır. Doğru. Evsel atık değildir. Evsel atıkları biz organik atık olarak biliriz. Bunlar organik atıklar değillerdir. Ağır metal barındırırlar. Yapısında ağır metal bulunur çünkü. Dolayısıyla bunlar geri dönüştürülebilir kutulara atılması gerekir. Evsel atıklar gibi değildir. Doğru cevabımız yalnız 2 A seçeneği olur. Atmosferde bulunan ozon gazıyla ilgili doğru ve yanlış şekilde sıralama yapacağız. Atmosferin alt katmanında hava kirletici olarak davranır. Doğru. Burada sera etkisi yaratıyor alt katmanında. Ozon tabakası incelmesi doğal bir olaydır. Bu yanlış. Doğal bir olay değildir. Bu insan eliyle yapılan bir etki sonucunda olur. Atmosferin üst katmanında dünyayı UV ışınlardan yani Moritz ışınlardan koruduğu bilgisi doğrudur. Doğru sıralamamız D, Y, D, B seçeneği olur. Bir kimyasal madde için bilgiler verilmiş. Bu kimyasal madde hangisi olabilir denilmiş. Asit yağmuruna neden olmadığı bilgisi verilmiş. O zaman kükürt trioksiti eleyebiliyoruz. Hava ve toprak kirliliği oluşturmaz denilmiş. Toprak kirliliği için ağır metaller olan kurşunu ve civayı eliyorum. Hava kirliliğinde de sera etkisi yaratan ozon gazını elersek geriye havada bulunan %78 oranında bulunan azot gazı herhangi bir kirlilik yaratmaz. Doğru cevabımız Denizli olur. Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferde sera etkisine katkısının olması beklenmez? Burada metan gazıyla karbondioksit direkt olarak alıyoruz. Azot oksitler ve kloroflorokarbonlar da sera etkisi yaratır ama oksijen sera etkisi yaratmaz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet, konu pekiştirme 2 testi de bu şekildeydi. Umarım çok zorlandığın soru olmamıştır. Şimdi konu pekiştirme 3 ile ünitemizi bitirebilirsin.